Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 31 Aralık 2017 Pazar. Yılın son ana haber bülteninde günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Değerli izleyenler, dünya acı, gözyaşı ve şiddet olayları ve doğal afetlere sahne olurken 2017'ye bugün veda ediyor. Şu sıralarda da Çin ve Tayvan yeni yıla merhaba diyor. Görüntüleri canlı olarak izlemeye başlıyoruz. Büyük bir geri sayım var. Görüntülerimiz Hong Kong'dan. Hong Kong'da liman meydanında yeni yıl kutlamaları düzenleniyor. Ve Hong Kong'un en önemli özelliği bir haftalık yılbaşı tatiliyle yeni yıla başlıyorlar. Bu nedenden dolayı da komşu ülkelerden ve Çin'den özellikle çok yoğun bir katılım var liman meydanındaki bu gösterilere. Evet, geri sayım artık tam olarak başlamış durumda. Birazdan geniş açıdan liman meydanındaki havai fişek gösterisini de izleyeceğiz ve başladı gösteri. Aslında havai fişek gösterilerinin, ışık gösterilerinin ilk ve en güzel adresi Avustralya'nın Sydney kentiydi. Saat 16'da bu detayı sizlerle paylaşmıştık. İkinci adres Hong Kong. Hemen hemen tüm dünyanın gözü kulağı bu havai fişek ve ışık gösterilerinde oluyor. Saat 19 itibariyle Hong Kong'la birlikte aslında Tayvan'da yeni yıla girmiş durumda. Bundan yarım saat önce Kuzey Kore'de de yani 18.30'da da Kuzey Kore'nin 2018'e merhaba dediğini ifade etmiştik. Ve gün boyu ekranlarımızdan ülkelerin tam saatlerde yeni yıla girişlerini sizlere yansıttık. Evet, olağanüstü bir ışık gösterisi var şu an ekranda. Koreografi özellikle etnik ve Arjantin ezgileriyle bir arada özel olarak hazırlanmış 2018 müziğiyle sona eriyor yavaş yavaş şu saniyeler itibariyle. Bu güzel görüntülerin ardından biz de gelişmelerle ana haber bültenimize devam ediyoruz. Değerli izleyenler, yeni yılı karşılayan ilk ülke Güney Pasifik'teki Samoa Adası oldu. Yeni Zelanda ve Avustralya'daki kutlamalar ise görsel şölene dönüştü. Milyonlarca kişinin katıldığı Sydney Limanı'ndaki kutlamalar görülmeye değerdi. Yeni yılı karşılayan ilk ülke Güney Pasifik'teki Samoa Adası oldu. Samoa'nın ardından Yeni Zelanda 2018'e merhaba dedi. 3, 2, 1. Kutlamalar Auckland kentindeki liman bölgesinde gerçekleşti. Havai fişek gösterisi izleyenleri büyüledi. Yüz binlerce kişi Gök Kule'deki gösteriyi hayranlıkla izledi. Yeni Zelanda'dan 2 saat sonra da Avustralya yeni yıla girdi. 4, 3, 2, 1. Her yıl olduğu gibi milyonlarca kişinin katıldığı Sydney Limanı'ndaki kutlamalar görünmeye değerdi.
gelenek bozulmadı, Sydney'deki kutlamalar görsel bir şölene dönüştü. Yılbaşı kutlamalarının sembolü haline gelen Sydney Limanı'ndaki gösterileri çok sayıda ülke televizyonu canlı yayınladı. 12 dakika süren gösteride liman köprüsü ve ünlü opera binası üzerinde 7 ton havai fişek fırlatıldı. Yeni yıla karşılamaya yaklaşık olarak 5 saatimiz var ve bu saatler çerçevesinde Türkiye genelinde önlemler artırıldı. Özellikle başkent Ankara ve İstanbul'da çok sayıda cadde trafiğe kapatılırken ağır vasıtaların kent içine girmesine izin verilmiyor. Bursa Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi de vatandaşların huzurlu ve keyifli bir yılbaşı gecesi geçirmesi için tüm önlemleri aldı. Şimdi kent merkezine dönüyoruz. Olay Haber muhabiri İlter Umut Bor yılbaşı öncesi alınan önlemleri aktaracak bize. Umut Bor, söz sende. Yeni yıla girmeye, 2018 yılına girmeye artık sayılı saatler kaldı Bursa'da da. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Bursa'da da şehrin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle, konser ve organizasyonlarla vatandaşlar yeni yılı kutlamaya hazırlanıyor. Yeni yıla kimi vatandaşlar umut ve huzur getirmesini dilerken kimi vatandaşlar da evlerinde yeni yıla zengin girebilmek için gözünü dört gözle gece yapılacak yılbaşı özel çekilişini çevirdi. Bekliyor, yılbaşı özel çekilişini bekliyor. Yeni yılı dışarıda kutlamak isteyenler ise kuşkusuz en başta Beyaz Cennet, Gözde Kayak Merkezi Uludağ, Uludağ tercih etti. Bu da gün içerisinde sabah saatten itibaren özellikle Uludağ yolu ve teleferikte yoğun anlar yaşamasına sebep oldu. Trafik kilitlendi Uludağ yolunda. Yolda kalanlar oldu vesaire. Bursa Emniyeti de şehir içinde kutlanacak olan akşam saatlerinde ve gece saatlerinde kutlanacak olan vatandaşların güvenliği içerisinde yeni yılı karşılaması için ekstra tedbirler uyguladı. Fazladan mesai uyguladı. İzinler kaldırıldı. Bu şehir içindeki güvenlik önlemlerini de haberimizde izleyelim. Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yeni yılı huzur ve güven içerisinde karşılayabilmesi için hazırlıklarını tamamladı. Gerek belediyemiz gerek zabıta ekipleri denetimler devam ediyor. Ekiplerimiz 7/24 görev başında olacaklar. Hemen hemen bütün personelin izinleri kaldırıldı. 4000 civarında polisten bahsediyorum. Hastanelerimizde gerekli tedbirler alındı. Sağlık kuruluşlarımızda. İtfaiye Elektrik Teşkilatı'nda. Burulaş yılbaşı gecesi için Bursaray sefer saatlerini saat 02'ye kadar uzattı. S1, S2, 25A, 3C, 4G ve 35E numaralı otobüs hatları da ek seferler yapacak. Yılbaşı gecesi zabıta ekipleri de denetimlerini aralıksız sürdürecek. Vatandaşlar şikayetlerini Zabıta Daire Başkanlığı'nın 444-16-00 ve Alo Belediye 153 nolu telefonlara bildirebilecek. 28 ayrı grupta 484 itfaiye personeli ve 57 ayrı grupta 586 gönüllü itfaiyeci 114 araçla 24 saat görev başında olacak. Vatandaşlar ihtiyaç halinde itfaiyenin 110 ve 716 1734 numaralı telefonlarına ulaşabilecek. Emniyet Müdürlüğü de yılbaşı gecesi için tedbiri elden bırakmıyor. Halkın yoğun olarak bulunduğu eğlence ve alışveriş merkezlerinde ekipler alarma geçirildi. Şehrin giriş ve çıkışlarında da ekipler hazır bulunacak. 112 acil sağlık ekipleri de gece boyunca gelen ihbarları değerlendirecek. Trafik ekipleri kent genelinde denetimlerini sıklaştıracak. Uludağ'da jandarma ekiplerinin yanı sıra arama kurtarma ekipleri de görev yapacak. Arama kurtarma ekibi, timleri, AFAD ve UMKE ekipleri görev yapacak. Yeni yıl kutlamalarına hazırlanan Batı'da terör alarmında. Almanya'dan İspanya'ya, Fransa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar çok sayıda ülkede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Yıl boyunca Avrupa başkentlerini sarsan terör saldırıları, yılbaşı kutlamaları öncesi güvenlik önlemlerini artırdı. Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı kentlerin başında Berlin geliyor. Tren istasyonları ile havaalanlarında ek önlemlerin alındığı kentte devriye gezen polis sayısı iki katına çıkarılmış durumda. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı yerlerden biri de Fransa'nın başkenti Paris. Kentin ünlü caddeleri ve tarihi binalarının çevresinde konuşlanan polisler adeta kuş uçurtmuyor. Yetkililer yılbaşında tüm Fransa'da 100 bin güvenlik elemanının görev yapacağını duyurdu. Brüksel'de de durum farklı değil. 2016 yılı başında bir dizi terör saldırısıyla sarsılan kentte düzenlenecek yılbaşı kutlamaları için güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Madrid, Londra, Roma gibi diğer büyük şehirlerde de güvenlik tedbirlerinin artırıldığı duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde de alınan önlemler dikkat çekiyor. Kent genelinde kalabalık bölgelere özel timler konuşlandırılırken Belediye Başkanı Bill de Blasio özel bir tehdit olmadığını açıkladı. Yılın son günü İstanbul'da IŞİD operasyonu vardı. Operasyonda 15'i yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri IŞİD adına faaliyette bulunduğu, Suriye ile Irak'taki örgüt yöneticileriyle irtibat kurduğu ve yılbaşı kutlamaları sırasında eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında 3 ilçede 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 15'i yabancı uyruklu 20 örgüt üyesini gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen operasyonda da biri Çeçenistan, biri Irak, üçü Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ülkeye kaçak yollarla girdikleri ve yılbaşı kutlamalarına yönelik eylem hazırlığında oldukları belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 2017'yi 15 Temmuz ihanetinin gölgesinde tamamladığını söyledi. Yeni yıl mesajında Türkiye'nin dış politikada risk almayı sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, önümüzdeki yıl gerek içeride gerekse dışarıda çok önemli gelişmelerin bizi beklediğini biliyoruz dedi. Önümüzdeki yıl gerek içeride gerekse dışarıda yine çok önemli gelişmelerin bizi beklediğini biliyoruz. FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konusunda çok önemli adımları attığımız 2017 yılında özellikle ekonomi alanında ciddi saldırılarla karşı karşıya kaldık. Vesayetin hakimiyetine engel olamayan mevcut sistemi artık terk ediyoruz. Her ne kadar bazıları bizim bu coğrafyalardaki gelişmeler konusundaki hassasiyetimizin sebebini anlayamıyor olsa da Türkiye'nin bölgesindeki meseleleri çözmeden kendi geleceğini güvence altına alamayacağı gerçeği risk alan bir dış politika izlemeye yöneltiyor. Yaşadığımız tecrübeler sahada olmadan masada olunamayacağını hepimize çok net bir şekilde göstermiştir. Bu kritik süreçte kışkırtmalara karşı uyanık olmalı, siyasi hesaplar uğruna bizi birbirimize düşürmek isteyenlere asla fırsat vermemeliyiz. 2018 yılının milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sınırda teröriste göz açtırmayan askerler Türkiye'nin yeni yılını kutladı. Elleri tetikte bekleyen Mehmetçik hem ailelerine selam gönderdi hem de terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Kimisi evinde televizyon karşısında, kimisi de bir eğlence mekanında yeni yılı karşılayacak. Mehmetçik ise yılbaşı gecesi yine silah başında olacak. Müzik
1850 rakımlı Gabar Dağı'nda terörle mücadele aralıksız sürüyor. Taburumuz milletin huzur ve güvenliğini sağlama birinciyle gece gündüz yaz kış demeden görev yapmaktadır. Aileler ve milletimiz müsterih olsunlar. Hazır! Hazır! Ateş! 24 saat aralıksız teröristlere göz açtırmayan askerler yeni yılı buruk ama gururla karşılıyor. Görüntü vermeden gözetlemeye devam et. Ailemin ve bütün ülkemin yeni yılını kutluyorum. Sağ ol, sağ ol, öndeyim. Demin ailemle görüştüm. Ailemin, annemin, babamın, kardeşimin yeni yılını kutladım. Şimdi onlarla ayrı olmak tabii yani en azından yeni yılda üzüntü veriyor ama sonuçta vatani ve vatani görevinde birilerinin yapması lazım. Emniyet al, esas duruş. Ailelerimiz bizleri merak etmesin. Biz burada vatani görevimizi yaparken onlar rahatça bekleyebilirler. Muharrem Eken Nevşehir. Buradan yeni yılda ailemin ilk defa yeni yılımı ayrı geçiriyorum. Buradan ailemi yeni yılı kutluyorum. Muhammed Onur Batıhan Diyarbakır, Yavuz 3 gece nöbetçisi. Yeni yılda ailemin ellerinden öperim. Türkiye! ...2017 yılı nasıl geçti? 2018'den neler bekleniyor? Sırada Bursa Protokolü ve İş Dünyası temsilcilerinin olay habere özel yeni yıl mesajları ve 2018 beklentileri var. Ben bütün Bursa halkının yılını tebrik ediyorum. Sevdikleriyle, aileleriyle beraber nice yılları mutluluk içinde yaşamalarını diliyorum. Hem devletin hem de özel sektörün büyük bir performans gösterdiği, terör olaylarının çok çok azaldığı bir yıl oldu. 2018'den beklentilerimiz de bu yönde daha da fazla. 2018 inanıyorum ki daha çok başarıyla, daha çok bereketle geçecek. Dünya açısından da çok olağanüstü, beklenmedik sıkıntıları, sorunları olan bir dönem oldu. Bu zorlukların büyük bir kısmı insan haklarından bahseden, demokrasiden bahseden ülkelerin sebep olduğu, özellikle Amerika Birleşik Devletleri güç odaklarının sebep olduğu belirli bölgelerdeki çatıştırmaların ağır bedellerini ödedi insanlık. Buna rağmen Türkiye olarak dünya beşten büyüktür diyen bakış açısı Birleşik Milletler'e özellikle Kudüs oylamasında 228 oy Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 9 oyuna karşılık müthiş bir mesaj. Çok daha geleceğe umutla ve güvenle bakan bir ülke olmanın umudunu ve güvenini taşıyorum. Özellikle Bursa adına da bu güven beni daha da arttırıyor. Huzur içerisinde, ekonomik anlamda da insanların müreffeh bir hayat sürdüğü yıl olur inşallah. Özellikle Bursa'nın trafik ve ulaşım sorunlarını sıfırlamasa bile ciddi şekilde aştığı, kentsel dönüşümle daha güzel bir şehir merkezine kavuştuğu ve beraberinde de Yeşil Bursa'ya yaraşır görüntülerin arttığı, çoğaldığı bir yıl olmasını özellikle de temenni ederim. 2017 zor bir yıldı. Hem yakın coğrafyada ve komşularla olan ilişkilerde birçok probleme rağmen Türkiye gerçekten rekabet ettiği bütün ekonomilerden ayrışan bir performans sergiledi. 2018 tabii ki çok umutlarla dolu olduğumuz bir yıl. Rusya ile olan ilişkilerdeki pozitif yöndeki gelişmeler. Yine burada baktığımız zaman Suriye politikası, İran politikası. 2018'de Türkiye'nin yine gelişmiş ülkeler ekonomisinin çok daha üzerinde bir büyüme performansı sergileceğini bize sinyalini vermekte. 2017 Türkiye için zor bir seneydi. Özellikle başlangıcı zordu. Ama Allah'a şükürler olsun beklenildiği gibi olmadı. Devletimizin desteğiyle hakikaten farklı bir noktaya geldi. 2018'in de hedefleri tutacağı başarılı bir yıl olmasını diliyorum. Savaş olmayan, herkesin mutlu yaşadığı bir dünya diliyorum. 2017 bence biz Türkiye olarak gerekli hamleleri yaptık. Herhalde %5'in üzerine bir büyüme çıkacak. Ben 2018'den daha umutluyum. İnşallah 2018 yılı daha da iyi geçecek. Ülkemize sağlık, mutluluk, huzurun önde olduğu, barışın önde olduğu
ve daha iyi noktalara geleceğimizi, dünyada ekonomik olarak, huzur olarak ülkemizin daha iyi noktalara geleceği bir yıl olacağını düşünüyorum. Ve siyaset diyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yılın son gününde AK Parti Düzce İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan'ın hedefinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül vardı. Biz şu anda Sayın Bahçeli ile vatan millet için yürümeye devam ediyoruz diye konuşan Erdoğan özellikle Abdullah Gül'e sert tepki gösterdi. Türkiye büyüdükçe maruz kaldığımız tehditlerin çapı da büyüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihanetle suçladı. Ana muhalefet partisinin başındaki zatın ne yazık ki böyle garip garip şeyleri oluyor. Zırvalarını ifşa etmekten doğrusu ben usandım. Oturduğu koltuğa gelişi dahi şaibeli olan bu zatın, ülkemiz ve milletimiz aleyhine olan her işin, her ihanetin arkasından çıkması tesadüf olamaz. Sanıyorum kendisini birileri bu iş için özel olarak görevlendirdi. Uzat görevini. AK Parti Düzce İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, CHP liderini 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden eleştirdi. Açık söylüyorum, net söylüyorum. 15 Temmuz gecesi Bay Kemal'in takımı bizlerle beraber, MHP'li kardeşlerimizle beraber o FETÖ'cülere karşı yürümediler. Bay Kemal'in takımı ortalıkta yoktu. Onlar tam aksine Bağdat Caddesi'nde onlar tankları alkışlıyorlardı. Biz de milletimiz de bu teslimiyetçi, bu mandacı kafayı, bu mankurtları çok iyi biliriz. Ana muhalefeti biz nasıl ciddiye alacağız? Ama biz şu anda Sayın Bahçeli ile bu yolda dayanışma içerisinde vatan millet için yürüdük, yürümeye de devam ediyoruz. Erdoğan'ın hedefinde CHP ile aynı istikamette olmakla eleştirdiği 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de vardı. Erdoğan Abdullah Gül'ü bozguncu olarak niteledi. Tabii bizi asıl üzüntüye sevk eden ise böyle bir zatla, böyle bir partiyle aynı istikamette güya siyaset yapanları görüyor olmamızdır. En küçük bir aksiyonlarını, en küçük bir tepkilerini görmediğimiz kişiler bir anda sahaya inmeye, olur olmaz konularda konuşmaya başladı. Hayırdır? Bir anda bu iştiyak, bu heves, bu hız, bu tepkisellik nereden çıktı? Bu bozgunculuk merakının sebebi nedir? Bu konuyu daha fazla deşmek, büyütmek üzerinde konuşmak istemiyorum. Nihai kararı milletimiz verecektir. Başbakan Binali Yıldırım, sivillere yargı muafiyeti getiren 696 sayılı kanun hükmünde kararnameye yönelik eleştirilere buna kim itiraz ediyorsa bizim için darbecilerden farkı yoktur sözleriyle yanıt verdi. Burdur ve Isparta'da AK Parti il kongrelerinde konuşan Yıldırım, hukuki düzenlemede hiçbir sorun yok dedi. Son günlerde bir tartışma var. Önüne gelen konuşuyor. Başbakan Binali Yıldırım, sivillere yargı muafiyeti getiren kanun hükmünde kararnameyi savundu. Neymiş efendim, darbeye direnen vatandaşlar koruyan kanun çıkardınız. Ne var bunda? Yani bir daha darbe girişimi olursa vatandaşlar sokağa çıkmasın mı? Buna kim itiraz ediyorsa bizim için darbecilerle farkı yoktur. Bu kadar açık söylüyorum. AK Parti Burdur İl Kongresi'nde konuşan Yıldırım, CHP liderine seslendi. Sayın Kılıçdaroğlu, şunu iyi öğrenmen lazım. Türkiye'yi işgal etmek isteyenlere, kurumları silah zoruyla ele geçirmek istenenlere direnmek bir görevdir, bir meşru müdafadır. Diyor ki, komutanın emri tartışılmaz. Kılıçdaroğlu, bu normal şartlarda olan bir şey. Darbe için geçerli değil. Bu zihniyet darbeci zihniyettir. Yıldırım, düzenlemeyi eleştiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de yanıt verdi. Bu mesele
çok açık ve seciktir. Hiç kimse sağa sola çekmesin. Biz bunu daha ilk günden kamu görevlileri için aynı düzenlemeyi yapmışız. 1,5 yıl geçmiş, hemen patırtı kopuyor. 1,5 senedir neredeydiniz kardeşim? Orada tek değişen kamu görevlisi yerine sivil vatandaş diyor. Hukuki düzenlemede hiçbir sorun yok. Düzeltmeyi gerektirecek bir durum da yok. Burdur'dan Isparta'ya geçen Yıldırım'ın hedefinde yine CHP vardı. Muhalefeti ülke çıkarlarına muhalefet etmek sanıyorlar. Bu ülkede iktidar alternatifi olan ana muhalefet partisi bu kafayla giderse 70 sene iktidar yüzü göremez. Avucunu yalarsın. Başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa'ya yapılan sağlık yatırımlarını yerinde inceledi. Yapımı devam eden şehir hastanesi şantiyesini ziyaret eden Çavuşoğlu, memnuniyet oranının en fazla görüldüğü alanın sağlık hizmetleri olduğunu belirtti. Başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu 2017'nin son gününde inşaatı devam eden Bursa Şehir Hastanesi'ndeydi. İnsana hizmet başta ona olan sağlığına ilişkin hizmettir. İnsana hizmet toplumsal sağlığa hizmettir. İnşaatla ilgili yetkililerden briefing alan Çavuşoğlu, AK Parti döneminde sağlığa ayrılan bütçenin %163 arttığını dile getirdi. 2002 yılında bütçeden sağlığa ayrılan pay 2.3 milyarmış. Peki bugün %163 oranında artışla 37.5 milyar liraya ulaşmış değerli kardeşler. Çavuşoğlu, Bursa'da hizmete girecek hastanelerin sadece kente hizmet vermeyeceğine dikkat çekti. Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı'na ait en büyük devlet hastanelerinden biri olarak ilk etapta yaklaşık 1 milyonluk nüfusun ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmıştı. İçerisinde 250 yataklı genel hastane, 250 yataklı onkoloji hastanesi ile 250 yataklı kadın, doğum ve çocuk hastanesi bulunduran tek hastane olacaktır. Çavuşoğlu daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda Hak İş Sendikası temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde kanun hükmünde kararname ile çıkarılan taşeron düzenlemesi vardı. Hizmet alımı ihaleleriyle alt işveren işçisi olarak çalışanlar sürekli işçi kadrosuna geçirilmiş oldu. Bundan sonra personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri yapılmayacak. Artık taşeron Türkiye'nin gündeminden çıkmıştır. AK Parti Bursa İl Teşkilatı ilçe kongrelerine Gemlik'le devam etti. İlçe başkanlığına Yaşar İslam'ın seçildiği kongrede konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kongreler kavgaların değil, bakın AK Parti'de katkıların kongresi oluyor. AK Parti Bursa Teşkilatı ilçe kongrelerine Gemlik'te devam etti. Türkiye 15 yıl önce yardıma muhtaç bir ülkeden çıkmış, bugün kişi başına gelir dükkada alındığında dünyanın en fazla dış yardım yapan birinci ülkesi haline çıkarılmıştır, gelmiştir. Kongreye katılan AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu da zorlukların el ele aşılacağını söyledi. Çıta her geçen gün yükseliyor. Her bir adım yukarıya çıkmak da bir öncekine göre daha zor oldu. Bütün zorlukları bugüne kadar nasıl aştıysak bundan sonra da zor değil, tam aksine hep beraber onu kolaylaştıracağız inşallah diyorum. Kongrede konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun hedefinde ise ana muhalefet partisi vardı. Birileri ülkemizde felaket tellallığı yapılırsın. Birileri dışarıda yazılan senaryoların figüranı gibi hareket etmeye devam etsin. Ama milletimiz bunları görüyor. CHP'nin yeni asgari ücrete yönelik eleştirilerine de Çavuşoğlu'ndan yanıt geldi. Millete felaket tellallığı yapan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Değerli kardeşlerim, 2002 yılında asgari ücret 184
lira olduğu zaman mazot 1026 liraymış ve o tarihte 146 litre mazot alınıyormuş. 146 litre. Bugün asgari ücret 1603 lira, alınan mazot litresi 318 litre. Hani Türkiye batıyordu? Niye insanların kafasını karıştırıyorsunuz? Niye gerçekleri kaçırıyorsunuz millette? Ama millet artık gözünü açtı. Sizin bu davranışlarınıza prim vermiyor. Sizin dediklerinize inanmıyor. Olağan İlçe Kongresi'nde Gemlik Teşkilatı'nın yeni başkanı Yaşar İslam oldu. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir ortaokulda kız çocuklarının başlarının örtülüp ardından kapanma partisi düzenlenmesiyle ilgili görüntüler geniş yankı buldu. İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bozova'nın Hacılar Ortaokulu'nda geçen cuma günü örtünen kız öğrencilere yönelik din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni tarafından kapanma partisi düzenlendi. Kalp şeklinde hamdolsun kapandım, inşallah size de nasip olur yazılı dövizleri taşıyarak poz veren öğrencilerin fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması tepki çekti. Okul yönetimi etkinlikten haberdar olmadıklarını söyledi. Bozova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından etkinliği düzenleyen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile okul yönetimi hakkında soruşturma başlatıldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde aşırı hız yapan sürücünün neden olduğu kaza can aldı. Kontrolden çıkan araca çarpmamak için aniden fren yapan yolcu otobüsüne arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza can aldı, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kaza Bursa-Ankara Karayolu İnegöl ilçesi Rüştiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa yönüne giden Ergün Şen yönetimindeki hafif ticari araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Arkadan gelen yolcu otobüsünün sürücüsü Bekir Güngör de kaza yapan araca çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada aynı yöne giden 45 yaşındaki Ercan Mutlu'nun kullandığı araç duramayarak yolcu otobüsüne çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Ercan Mutlu ile eşi Nursel Mutlu ağır yaralandı. Biraz daha ileriye. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan Mutlu çifti ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ercan Mutlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolunun Bursa istikameti, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. İstanbul Kağıthane'de bir marketi soymak isteyen şüphelilerle polis arasında çatışma çıktı. Olayda biri polis, iki kişi yaralandı. İstanbul Kağıthane'de polisle soyguncular arasında çatışma çıktı. Biri polis, iki kişi yaralandı. Kağıthane Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro ekipleri ilçede gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına karışan iki şüpheliyi takibe aldı. Şüphelilerin motosikletle Talatpaşa Mahallesi Anka Sokak'ta bir markete girdiğini gören polis ekipleri harekete geçti. O anlar marketin güvenlik kamerasına da yansıdı. Polisleri karşısında görünce panikleyen hırsızlar silahlarına sarıldı. Polisin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Marketin içerisinde bir polis hırsızlık olayı başlıyor. Polis de bunun farkına varıyor. Engellemeye çalışıyor. Engellemeye çalışırken de sanırım çatışma çıkıyor. Çatışmada şüphelilerden biri ve bir polis yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis de vuruluyor, hırsız da vuruluyor. Hırsız da vuruluyor. Yaralı polis sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralı saldırgan ise olay yerinden kaçmayı başardı. Diğer saldırgan da motosikletiyle olay yerinden uzaklaştı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Önce yaya olarak kaçan yaralı şüpheliyi, ardından da motosikletle kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
Adana'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonda biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün mahrem imamı olduğu iddia edilen şüphelilerden biri baylok yüklü telefonunu tuvalete attı. Polis ekipleri tarafından bulunan telefon incelemeye alındı. Aç bakalım, aç 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 aç. Çabuk. Aç polis. Adana'da polis baskın yaptı. Şüpheli baylok yüklü cep telefonunu tuvalete attı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün Adana yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Yüreğir ilçesinde iki adresi operasyon düzenledi. Aç bakalım, aç 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 aç. Şafak baskınıyla eve giren polisler, mahrem imam olduğu belirlenen ve örgütün şifreli haberleşme programı Baylok kullandığı iddia edilen bir şüpheliyle karısı ve bir akrabasını gözaltına aldı. Yapılan aramalarda sahte kimlikler ve örgütsel dokümanlar ele geçirilirken iki telefon kullandığı belirlenen şüphelinin örgütsel görüşmeleri yaptığı öne sürülen baylok yüklü cep telefonunu tuvalete attığı tespit edildi. Cep telefonu tuvaletten çıkarıldı, incelemeye alındı. Şüpheli şahsın gaybubet evinde kalan akrabalarına destek sağladığı ileri sürülürken biri kadın 3 şüpheli Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçen hafta pazar günü bir kirpinin peşinden koşarken kayalıklara sıkışan av köpeği Çimen 7 gün sonra kurtarıldı. Susuz kaldığı için oldukça halsiz görünen Çimen şimdi tedavi altında. Geldi, tamam. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ekipler kayalıklara sıkışan av köpeği için seferber oldu. Çimen 7. günün sonunda kurtarıldı. Geli abi geli. Az kaldı. İlçeye 30 kilometre mesafedeki Maktele mahallesinde yaşayan Suriyeli Cuma Süleyman'ın köpeği bir hafta önce bir kirpiyi yakalamaya çalışırken kayalıklara sıkıştı. Birkaç gün kendi imkanlarıyla köpeği kurtarmaya çalışan Süleyman ve yakınları sonuç alamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. 6 gün oldu biz çıkmıyor yani. 6 gün oldu buraya ben bekliyorum. Siz köpeği çıkmasını bekliyorsunuz? Hayır. Bölgede çalışmalara başlayan ekipler köpeği sıkıştığı Sarp Kayalık'tan çıkarmak için 3 gün gece gündüz uğraş verdi. Şanlıurfa'da etkili olan şiddetli yağmura rağmen hilti matkapla kayaları kırarak alanı genişleten ekipler uzun süren çalışmaların ardından köpeğe ulaştı. Su getir, su getir. Bulunduğu yerden çıkarılan Çimen isimli av köpeğine ekipler hemen su verdi. Oldukça halsiz olduğu gözlenen köpek tedavi için ilçedeki kliniğe götürüldü. Dünden beri arkadaşlarımız 24 saatten beri burada. Biz de bugün saat 2'den beri bu çalışmayı devam ettiriyoruz. Bu çalışmanın sonucunda da bu canlının çıkması bizi fazlasıyla memnun etmiştir. İlk müdahaleyi biz yaptık. Hayvanda herhangi bir sıkıntı yok. İran'da Perşembe günü ekonomik taleplerle başlayan protesto gösterileri hükümet karşıtı eylemlere dönüştü. Tahran'ın yasa dışı ilan etmesine rağmen binlerce kişi yine sokaklara çıktı. Rejim yanlıları da hükümeti desteklemek için meydanlardaydı. İran'da işsizlik, yükselen enflasyon ve yolsuzluğa karşı başlatılan gösteriler artık rejim karşıtı gösterilere dönüşmüş durumda. İran'ın kuzeydoğusunda Meşhed kentinde Perşembe günü başlayan gösteriler Kirmanşah, Reşt, İsfahan ve ülkenin dini başkenti Kum'a yayıldı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği gösterilerde çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İran İçişleri Bakanı Abdülreza Rahmani Fazli halka gösterilere katılmamaları çağrısında bulundu. Başkent Tahran'da da güvenlik önlemleri artırıldı. Protesto gösterilerine karşı rejim destekçileri de sokaklara indi.
Ülkenin birçok kentinde düzenlenen gösterilere katılanlar İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamane'ye destek sloganları attı. Amerikan yönetiminin protestoculara destek vermesine de İran sert tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı, İran halkı Amerikalıların bu değersiz ve fırsatçı değerlendirmelerini ciddiye almıyor açıklamasında bulundu. Amerikan Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Tahran'a İran halkının haklarına saygı gösterme çağrısı yapmıştı. Dünyanın bu süreci izlediğini belirten Trump, rejimin yolsuzluklarından ve ülkenin varlığının yurt dışında teröre harcanmasından bıkmış İran halkının barışçıl protestolarını desteklediklerini dile getirmişti. İran uzun süredir ağır yaptırımlar altında ekonomik sıkıntılar çekiyor. İşsizlik oranı bu yıl %12.4'e çıktı. Bir haftada yumurta fiyatının iki kat arttığı ülkede yolsuzluk iddiaları da gündemden düşmüyor. Yeni yıl arifesinde İngiltere'de bir facianın eşiğinden dönüldü. Manchester kentinde 12 katlı bir binanın 9. katında yangın çıktı. Büyük korkuya neden olan yangın güçlükle söndürülürken can kaybı olmaması sevindirdi. İngiltere yeni bir yangın faciasının eşiğinden döndü. Manchester kentinin kuzey kesimindeki bir alışveriş merkezi yakınında bulunan 12 katlı bir apartmanın 9. katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede üst katlara sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Binada yaşayanlar tahliye edilirken dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Büyük korkuya neden olan yangın 4 saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. 14 Haziran'da başkent Londra'nın merkezindeki 24 katlı bir binada yangın çıkmış. Alevler itfaiye ekiplerinin 11 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınmıştı. Yangında 71 kişi hayatını kaybetmişti. Avustralya yılın son günü bir uçak kazasıyla sarsıldı. Sydney kentinde içinde 6 kişi bulunan bir deniz uçağı düştü. Kazada uçakta bulunanlardan kurtulan olmadı. Avustralya yeni yıla saatler kala bir uçak kazasıyla sarsıldı. İçinde bir pilot ve 5 yolcu bulunan deniz uçağı Cowan kasabası yakınlarındaki Kudüs Körfezi'ne düştü. Uçağın düştüğünü görenler hemen polise haber verdi. Kaza yerine polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yeni Güney Galler Eyaleti polisi kazada uçakta bulunanlardan kurtulan olmadığını ifade ederken ölenlerin kimliğine ilişkin açıklama yapılmadı. Uçağın Rose Bay bölgesindeki bir yeni yıl partisinden dönenleri Sydney'e getirmek için havalandığı öğrenildi. 2017 yılının son ana haberinde sizlere veda etmeye başlıyoruz. Bu akşam ana haberin sonuna geldik. Olay ekranlarında hayata dair haberleri en doğru ve tarafsız şekilde bir yıl boyunca haber merkezi olarak ekranlarınıza taşıdık. Yıl boyunca yaşanan acı olaylara bu ekranlarda hep birlikte tanık olsak da zaman zaman da ortak sevinçleri paylaştık. Yeni sizlere sağlık, huzur, mutluluk, aşk ve para getirsin. İyi yıllar, görüşmek üzere. Yarın saat 19'da farklı bir ana haberde.